üçüncülük ve ikincilik şampiyonluğu yaşadım. Sonra antrenörlük mesleğinde 1999 senesinde ayak attım. Benim için hakikaten hayatım içindeki çok önemli takımlardan bir tanesi. Hem de lise olarak okula bağımlılığıyla, tarihiyle harika bir kulüp aslında. Bugün ligdeler, onları tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Diğer taraftan Kasımpaşa, semtimin takımı, bir sene oynadım. İstanbul Spor'u transfer öncesiydi. Çıkış yaptım, tekrar çıkış yaptım bir dönemdi. Onlar uzun zamandır ligdeler. Karagümrük, piyasaya Abdullah Avcı'yı futbolcu olarak vefadan sonra çıkışını tamamlayan, piyasaya çıktığım, Süper Lig'e transfer olduğum takım. Başakşehir, beraber büyüdüğümüz antrenörlükteki takım. Galatasaray altyapısında çalıştım, Beşiktaş'ta çalıştım. Ve oradan da şu bence... Ümraniye'yi pas geçemeyiz. Evet. 13 sene beraber çalıştığımız mesai arkadaşım, kardeşimiz Recep Uçar kendi semtinde böyle bir duyguyu yaşadı. Çok önemli işler yaptı. Yapmaya devam ediyor. Yapacaktır da bundan sonrası. Onlara da bu yolda, çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Süper Lig'de İstanbul takımının sayısı çok fazlalaştı. Bu sizce bir avantaj mı? Seyir zevkini artırır mı, yoksa lig için bir dezavantaj mı? İstanbul takımları açısından aralarında otobüste gidip gelecekleri daha bir konforlu alan olacak. Biz tabii özel uçaklarla tekrar, yani 8 defa, yani şöyle düşünebilir dışarıdaki insanlar. O İstanbul'a gelecek Trabzonspor. Biz gezmeye gelmiyoruz. Müsabaka oynamaya geliyoruz. Ve maliyeti yüklü oluyor. Bence bu espri de alabilirler bunu. Bence yayın gelirinden bizim daha fazla para almamız gerekiyor. Bizim deplasman masraflarımız daha fazla. Biraz öyle bakmak lazım. Bilmiyorum. Yani şimdi Trabzonspor büyük bir kulüp ve hedefleri var. Böyle denk geldi bu sene itibariyle. Uzun süre, kaç sene demiştiniz? 50 küsür? 58. 58 sene. Sonra ilk defa böyle bir şey denk geldi. Bir yaşayalım, görelim. Öncesinden bence böyle durumlarda çok yorum yapmıyorum. Bir statlar ne olacak? Takımlar, evet, nerede oynayacak? Kriterlere uygun yerlerde mi oynanacak? Yani sonuçta İstanbulspor, Karagümrük geçen sene Olimpiyat'ta oynadı. Ümraniye aynı şekilde. Başakşehir stat var, Kasımpaşa stat var. Ama diğerleriyle ilgili belki bir tek, bilmiyorum, şu anda aklıma geldi diye söylüyorum. Olimpiyat stadında hepsinin organize olup doğru bir stat atmosferinde mi oynamak? Sonuçta şöyle, herkes, emek veren herkesi tebrik etmek lazım. Sadece kazananları değil, bu yarışın içinde olanları. Bazen kaybediyorsun, düşüyorsun ama sonraki sene tekrar çıkıyorsun. Fair play ruhuna uygun, oyunu geliştiren, insana yatırım yapan bir durumu, bütün arzumuz, isteğimiz oluşması. Ben bütün emeği geçen, siz de medya dahil, hala bitmedi, bakın çalışıyorsunuz. Emek veriyor herkes. Herkese teşekkür ediyorum o anlamda. Dediğiniz gibi bandırmayı özellikle es geçmemek lazım. Es geçmemek, yani sezon, kadar, evet. Sezon başı Riva'da kamptaydık. Hazırlık maçı programı yaptığımızda ilk maçımızı yanlış hatırlamıyorsam Ümraniye ile oynadık. Süper Lig'e çıktı. Evet. Bandırma Spor'la maç yaptık. O gün belli etti Bandırma Spor'un kaliteli bir takım olduğunu. Artık takımların sahanın içinde organizasyonları var. Mustafa Hoca'yı da o anlamda tebrik etmek lazım. Hazırlık maçı yaptığımız iki tane takım ciddi maçlar oldu. Bugün baktığında işte finalde kaybetti. Bence final kaybetmek demeyeyim de, ben biraz İkincilikleri biraz fazla almış bir teknik adam olarak ikinciliğin veya finalin kaybedildiğini düşünmüyorum. Aslında kazanım olarak bakıyorum. İtibarsızlaştırmamak lazım. Aslında bir sezon boyunca verilen çok önemli emekler var. Oraya kadar gelinenler var. Dün Bandırma seyircisini tebrik ederiz. Takımlarını çağırdılar yanlış görmediysem. Alkışlar. Destek oldular. Bandırma tarihinde ilk defa böyle bir şey yakaladı. Eğer bu şekilde devam ederse muhakkak bunun karşılığını önümüzdeki sene alır, bir yerde duruyorsa alıyordur. Onun için herkesi ben emeklerinden dolayı, mücadelelerinden dolayı, futbola değer kattıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Hocam, Riva dediğiniz için hemen oradan devam etmek istiyorum. Geçen sene sezonu Riva'da açmıştınız. Çok verimli bir kamp yapmıştınız. Hatta Riva size uğurlu geldi bile diyebiliriz. Sezonu şampiyon olarak tamamladınız. Bu seneki planlarınızda Riva var mı yine? Riva aslında benim mesleki çıkışım noktasıdır. Yani geçmiş takımlarda çalıştığım dönemlerde oralar çok böyle prefabrik bir yerlerdi. Hep böyle hayallerim de vardı. Allah bize şunu nasip etti. 2011'de Amir Takım Teknik Direktörü olduğum zaman o projenin bir tarafında çok ciddi bir şekilde bulundum. O dönem Mehmet Ali Aydınlar ve sonrasında da Yıldırım Demirören de bu projeye destek oldu. Özellikle Yıldırım Demirören dönemi Riva tesisleri
harika bir şekilde bence Avrupa standartlarının üzerinde yapıldı. Uğur'dan çok çalışma ortamı, biliyorsunuz 2 senedir pandeminin olması, yurt dışına gidişler, gelişlerin, organizasyonların bir takım sıkıntıların olması, ama Avrupa'da böyle bir yer yok. Riva gibi. Yani bir içeride çalışan personelde bir futbol takımına nasıl hitap edeceğini çok iyi biliyor. Beslenmesinden tut her şeyine kadar. Çalışan personeline kadar. Geçen sene böyle erkenden programımızı yapıp bu hamleyi yapmıştık, çalıştık. Bu sene de şu ana kadar aldığım bilgi, tekrar orada olacağız ilk aşamasında. İyi takımlar getirebilirsek Şampiyonlar Ligi playoff'u öncesi bize test olabilecek. Maçlar yapabilirsek Riva'da değil yani statlarda, öyle bir organizasyon üzerinden çalışıyoruz. Ne zaman açacaksınız hocam sezonu? Sezon bu ayın 27'si Trabzon'da. Ön hazırlık, ölçümler ve testlerle beraber, sağlık kontrolleriyle beraber 3-4 günümüzü Trabzon'da geçirip bir gün izinden sonra Riva'da kampımıza start vereceğiz. İlk aşaması 15'ine kadar o şekilde devam edecek. Hocam tabii ki transfer çok merak ediliyor. 6-8 transfer yapabiliriz dediniz. Bu Abdullah Avcı'ya göre biraz aslında fazla. Yüksek bir takım. Yani sayı öyle gözüküyor. Hı hı. Peki hangi bölgeleri transferler olacak? Herkes bunu merak ediyor. Trabzonspor biliyorsunuz taraftarı da tez canlı bu konuda. Onlar da çok merak ediyor. O merak edilen soruyu soralım. Bir de transferde gelişmeler ne durumda hocam? Şimdi şöyle, geçen sene iyi bir kadro kurduk. Yani geçen seneki hedefimiz ligde şampiyon olabilmek. Ve ona uygun bir kadro kurduk ve buna uygun bir şekilde de oyuncu grubu cevap verdi. Bazen sakatlıkların fazla yaşadığımız, çünkü yaş ortalaması yüksek takım kurduğun zaman antrenman yaşı sayısı fazla, maç sayısı fazla, oyuncuların belli bir dönemlerde sakatlanma riskleri çok oluyor ki buna en fazla dikkat eden teknik heyetiz. Yani bunun ölçümlerini dahil yapıyoruz. Ona göre antrenman planlaması yapıyoruz, ona göre çekiyoruz. Bazen rejenerasyonla geçiriyoruz gibi gibi. Şimdi aslında mevcutta iyi bir kaliteli kadromuz var. Ama bu seneki hedef şöyle: bir, tekrar şampiyonluğa öncesi Trabzonspor şampiyonluğa oynayacak. İki, bizim önümüzde yani en yakın ulaşılabilir hedef Şampiyonlar Ligi playoff'u var. Gözüken şu an itibariyle. Ağustos 17'de oynayacağımız. Şimdi buna bizim, bu aynı zamanda ülke futbol adına, Trabzonspor adına en değerlisi, en önemlisi, bir senelik maaş bütçesini Trabzonspor'un karşılayacak, evet, bir durum var. Bak, bir senelik maaş bütçesini diyorum. Çünkü biz diğer takımlardan daha düşük bütçeli şampiyon olan bir takımızdır. Bunu herkes öyle bilsin. Biz oradan gruba kaldığımızda bu ne çık? Allah korusun, kalamadık. Seni UEFA zaten yarışta tutuyor. Avrupa Ligi'ne yolluyor. Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne yolluyor. Bu şuna tekabül ediyor. 50 küsür maça tekabül ediyor. Her halükarda 50 küsür maça. Lig, Türkiye Kupası, gruba kaldın. Hani Şampiyonlar Ligi grubu oynadın, örnek veriyorum. Grubu oynadın. 2'de playoff oynadın Şampiyonlar Ligi'nde, 8. 36 mı oynayacağız bu sene lig? 36. Türkiye Kupası 50. Avrupa'da bir gittin, 50 küsür maç. Türkiye Kupası'na gittin, 50 küsür maç. Evet. Şimdi buna göre kadro yapısını zenginleştirmen gerekiyor. Rekabeti sağlayacak daha iyi durum oluşturman gerekiyor. Mevkisel olarak soracak olursan Hilmi, geçen sene biliyorsun, takip ettiniz, 8 sol bek değiştirdik. Yani Abdülkadir Ömür'ü de sol bek kullandığım, evet, kullandınız. Maçlar oldu. Stoper kullandığım o anlar oldu. Organizasyon bizi bir şekilde ayakta tuttu. Sol bek alacağız. Mekanizma bizim geçen sene, savunmanın mekanizması, işte Edgar gibi bir oyuncuyu kaybettik, sezonu kapattı. Bruno'yu kaybettik, sağ bekte sezonu kapattı. Vitor bir ara kapatıyordu, döndü, çabuk iyi çalışarak, tedavi olarak. Sağ stoper, sol bek, belki bir sağ bek. Çünkü Serkan da sakatlandı. O da bir 6 ay yok. Son olimpiyattaki 6 ay maçında. Ve merkez orta saha ile ilgili yani 6-8, box to box, biraz daha hız. O tarz oyuncu da bakıyoruz. Tony Vakayeme şu an itibariyle net bir durum değil. Havada duruyor. Kenar oyuncusu. Gibi gibi baktığında böyle bir şey çıkıyor. Gidenler olacak, gelenler olacak. Belki teklif olanlar olacak. Şu ana kadar hiçbir şey yok. 2 hafta oldu daha. Daha sıcağız. Milli takım kampları devam ediyor. Geçen seneden daha iyisini yapıp, hani daha kaliteli bir kadro, daha rekabet ortamında bir kadro. 50 küsür maç. Onun için şu an itibariyle bittiğinden beri bir yandan bu organizasyonlar, bir yandan da o çalışmaları, izleme komitesi Trabzon'da yoğun bir şekilde çalışıyor. Devamlı telefon ağzı, iPad elimde. Bir şey oluyor, tak ona oturuyor, seyrediyorum falan, böyle devam ediyor.
Hocam listenizde sizin hep böyle önemli isimler vardır. Geçtiğimiz sezon mesela Marek Amşik, Cervinho gibi isimler geldi. Böyle yıldız isimleri yeniden bu sezon Trabzon'da görebilir miyiz? Mevkisine göre bu değişebilir. Çok değil. Ben tabii ki ben organizasyondan yana olan bir teknik adamım biliyorsunuz. Yani organizasyonun içine yıldız oyuncuyu sokarsan harika bir durum oluşturabiliyor. Özellikle işte Marek Amsik gibi İtalya'da planın, organizasyonun, taktiğin içinde olmuş, oturup da fikir alışverişi yaptığın bir oyuncuyla her şeyi konuşabiliyorsun. Onun için yıldız oyuncu mu, takıma faydalı oyuncu mu? Bence takıma, eğer bir yıldız oyuncu takıma faydalı oyuncu olarak düşünüyorsak, organizasyonun içine girecekse, bu iyi bir oyuncu da düşünebilir. Yani veya marka değeri yüksek bir oyuncu da olabilir. Bunların üzerinde çalışmalar yapılıyor ama bunların hepsinin sonu, yani artı artı eksi maliyetine çıkacak, evet, kulübümüze. O tarafına bakarak ona göre hareket ediliyor. Vakayeme dediniz hocam. Vakayeme'de bir son durum nedir? Görüştünüz mü yakın zamanda kendisiyle? Evet, devam edin. Hem kendisinin açıklamaları var, benim için para sorun değil. Hem Sayın Ağaoğlu'nun geçtiğimiz gün bizim yayınımızda yaptığı açıklamalar var. Sizin bir görüşmeniz oldu mu? Nedir son durum? Ben tabii ki ben kulübün teknik direktörüyüm. Kalıp kalmaması ile ilgili kararlarımı söylerim. Ekonomik, yani bir tarafım da kurumcudur. Evet. Yani bir oyuncu ile ilgili olan düşüncemi net bir şekilde söylerim. Ama bir tarafım da kurumcudur. Yani kulübü borçlandıracak, illa bu olsun diyecek bir durumu hiçbir zaman, hiçbir yerde ama. Ne Trabzonspor'da, ne bundan hemen Beşiktaş'ta, ne Başakşehir'de oluşturmadım. Hatta bazen fren bile oldum Başakşehir dönemlerinde olmuştur. Tony Vakayeme burada karşılığı olan, taraftarda karşılığı olan, oyun grubun içinde saygınlığı olan, benle iletişimi son derece iyi olan, karşılıklı saygının olduğu bir durum var. Ama kalmasını da zaten konuşmuştuk. Kendi de kalmak istiyor, onu ligler oynarken 2,5-3 ay evvel söylemişti. O süreçten beri devam eden bir süreç var. Sonuçta bunun öteki tarafını başkan, yönetim kurulu süreci takip edip kararlarını verecekler. O, ben şu anda 2 haftadır Tony ile lig bittikten sonra bir bağlantım yok. Bir şey olsa zaten görüntülü de olsa konuşuruz. İlginç olan şey oldu hocam orada. Oyuncu para sorun değil diyor, kalmak istiyorum diyor. Trabzonspor istiyor, siz istiyorsunuz. İmza neden atılmıyor diye herkes bunu soruyor. Yani 3 tarafta bunu çok istiyorsa... Detayları tabii içeriğini bilemeyiz. Belki paylaşılmayan şeyler de vardır ama sonuçta bir ekonomi bu. Bence bu tarafı. Yani Tony çünkü kişilik olarak problem çıkartacak bir oyuncu değil ama ekonomik olarak büyük bir ihtimalle kulübün bütçesinin dışında bir hareket vardır. Kulüp kendi bütçesine çekmeye çalışıyordur, kaybetmek istemiyordur. Bence biraz orası devam ediyordur diye düşünüyorum. Hocam Ahmet Can'ın durumu, Ahmet Can'a bir teklif olduğunuz açıkladı çünkü Sayın Ağaoğlu. Gidişin onay verir misiniz? Şimdi iyi bir teklif onun gelir. Öncesi var, öyle biraz yani çok çabuk bir oyuncu çıkmış gibi değerlendirmeyelim. Ahmet Can Trabzonspor altyapısının önemli kaynaklarından bir tanesi. Bir kere bugün Trabzonspor şampiyon olan takımın kendi kaynağından çıkmış 5 tane 6 tane oynayan veya kadronun içinde bulunan oyuncusu var. Bu çok değerli bir şey. Aynı zamanda futbolcusu, aynı zamanda taraftarı, aynı zamanda ekonomisini düşürüyor bu çocuklar. 18 ay evvel gittiğimde, 19 ay oluyor onun da. Gittiğimde antrenmandaydı, A takımdaydı Ahmetcan. Harika bir fizik, sol ayak, stoper, gelişime açık, ne veriyorsan hemen uygulamaya çalışıyor. Hemen dedim ki, bu tek söylediğim şuydu: biz Trabzon'un yüzü yapalım bu çocuğu. Bu şekilde yatırım yapalım. Eğitimiyle, yabancı diliyle, sahadaki teknik taktik. Zaten elimde benim ekibimde 2 tane sol ayaklı stoper var. Sol bek Egemen Hoca ile Orhan Hoca var. Hem bölgesel çalıştırabiliriz bireysel. Çok önemli mesafe kat etti. Fırsat geldi, bunu çok iyi kullandı. Bugün konuşuluyor Avrupa'da. Bana da geldi. Ciddi yerlerden, yani yatırım amaçlı da olsun teklifler var. Bunun teklifi kulübe gelsin, değerlendirilsin. Oyuncunun, kulübün menfaatleri doğrultusunda neyse onun da, ikisinin doğrultusunda kararlar veririz. Dün milli takımda da gördük zaten Ahmet Can'ı. Moral de yerinde. Ahmet Ağol tek resmi teklif ona geldi. Peki nereden geldi teklif? Onu soralım. Sanki Almanya'dan diye biliyorum ama detaylarını bilmiyorum. Ben şöyle duydum. Almanya'dan bir iki tane bu tür oyunculara yatırım yapan takımlar takibi alıp teklif sunacaklarını duymuştum daha evvelden ama şu anda Sayın Başkan'a geldi mi, yönetim kurulumuza geldi mi, onları bilmiyorum. Siz oyuncuyu iyi tanıyorsunuz hocam. Peki size göre oyun karakterine baktığınız zaman hangi ligde başarılı olabilir daha? Her ligde oynayabilir. Her ligde oynayabilir ama dediğim gibi gelişimini daha şimdi
olmaya aday bir oyuncudan bahsediyoruz. Önemli potansiyel. Daha çok mesafe kat etmesi gereken zamanlar ve alanlar var. Sadece sahanın içi değil, sahanın dışıyla da alakalı. İyi bir çocuk. Yatırımımızı insani olarak da doğru bir şekilde yapmamız lazım. Her ligde olabilir. Çünkü topla ilişkisi iyi olan bir oyuncu her ligde her şeyi yapabilir. Oynayabilir. Hocam hem yerli hem yabancı birçok isim medyada dolaşmaya başladı transfer konusunda. Siz de takip ediyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Ama ben özellikle birkaç tanesini zikretmek istiyorum. Çünkü sezon içerisinde gerçekten çok iyi performans sergilediler. Hem performanslarınızı değerlendirmenizi rica edeceğim. Hem de gerçekten hani transfer olgunlaşırsa, şartlar gerçekleşirse kulübün menfaatleri doğrultusunda kadronuzda görmek ister misiniz diye soracağım. Birisi Eren Elmalı, takip ettiniz zaten. Halil Akpınar. Yine Ozan Tufan'ın ismi geçiyor. Ve Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup. Üçünden hemen hemen yani tanıdığım, çalıştığım oyuncular. Ozan Tufan A-Milli takımdayken ben A-2'nin oyuncusuydu. Bursa'dan tanıyorum. Ben A-2'de de o Akdeniz oyunlarını ilgilendim. Beğendim de yani iyi bir hani çok önemli potansiyel. Önce A-Milli takım oyuncusu. İngiltere yaptı, o yaptı. Ama hani mukavesi var, süreci var. Onları ben hiç o tarafını şu an itibariyle bilmiyorum yani. Öyle bir talebim de olmadı. Elmalı bu sene çıkış yapan bir oyuncu Kasımpaşa'dan. Konuşulan rakamlar doğruysa iç piyasada o paraların olması mümkün değil. Aday oyuncu çünkü bu sene bir çıkış yaptı, biraz maç oynadı. Amil takıma seçildi. Amil takımın sol bek havuzu da dar zaten. Yani bugün Kuntz'la da görüştüğümde ettiğimde. Yani sonuçta iki tanesi Beşiktaş'tan. Evet. Rıdvan'dan. Umut Meraş var. Caner var benim. Bizim işte 88 doğumlu. Bir de şimdi Elmalı bu konuda şey oluyor. Halil de ben aynı süreç amil takım teknik direktörüyüm. Bizim U20'nin Dünya Kupası'nda oynayan oyuncusuydu. Bunlar yerli, potansiyel, kendini kanıtlamış aday oyuncular. Bunların hepsinin benim kadro derinliği, rekabeti, ekonomisi belirler. Hani bunları kimse niye hayır alıyorsun veya niye almıyorum, niye alıyorum demez ama bir şey şu an itibariyle bir bağlantım yok. Oğuzhan'ı sordun. Benim A milli takıma ilk ben aldım Oğuzhan'ı. Beşiktaş'a transferinde bana soruldu. Beşiktaş'ta çalıştım. Önemli bir potansiyel, büyük oyuncu ama hep aşağı doğru seyretti şu an itibariyle. Bir Trabzonlu galiba yanlış hatırlamıyorsam öyle bir tarafı var. Ama şu an itibariyle öyle bir şeyimiz, hiçbir Dorukhan etkisi yok. Görebilir miyiz olursa transfer? Dorukhan bize zaten. Yok hayır, Dorukhan etkisi olur mu diyorum. Dorukhan da mesela abi, bir yani düşüşteydi ama. Oyuncu, Dorukhan tabii ki arkadaşı, ben de hocasıyım. Ben Beşiktaş'a gittiğimde evime çağırdım. Konuştuğum oyuncudur yani Oğuzhan'dan bir şey olsa o da beni arar. Ben de onu ararım yani öyle bir şey. Ama şu hayır, an yanlış şey... anladınız hocam. Şöyle etkisi mi? Ha, yani, performansı öyle performans, mi olur? Performans öyle mi? Bence olur. Trabzon'da olur. Bizim orası iyi bir aile ortamı var. Oyuncu, teknik adam, bütün odak noktası futbol Trabzon'da olabiliyor. Ben mesela ilk defa çıktım dışarıya. Yani 32 sene sonra İstanbul'un dışına çıktım. Çünkü biraz evvel takımları saydık. Yarısı. Federasyon var onun içinde. Genç bir takımlar var, amir takım var. Çalışmaya da dinlenmeye de zamanım var. Odak noktan futbol olabiliyor. Onun için her oyuncuya eğer işine odaklıysan çok iyi gelebilecek bir şehir. Bir futbol şehri bir kere. Herkesin bunun üzerinden yorum yaptığı bir alandır. Hocam yurt dışı basına yansıyan birkaç isim de vardı. Boateng mesela. Boateng ilgilendiğiniz isimlerden biri mi? Transferde bir aşama kaydedildi mi? Geldi ismi. Son durumunu inceliyoruz. Marka bir oyuncu. Alman milli takımında oynamış uzun süreler. Eğer bir sakatlığı yoksa kulübün bütçesine uygun olacaksa değerlendirebilecek bir oyuncu. Bunu da ifade ettim ben. Zaten basında çok çıkıyor. Bir Yunanlı oyuncu daha var. Masoras diye. Onu geçen sene talep ettik. Geçen sene talep. Bir Yunanlı oyuncu sayı artar mı? Artsın. Aynı bölgedeniz yani hiçbir sıkıntı yok çok da onlar çok da yani, renk kattılar hocam yani renkte kattılar Siopis'in durumunu yani. Görüyorsunuz zaten yani oynasa da oynamasa da grup enerjisi çok yüksek evet. Bir oyuncu Baka zaten başka bir karakter yani her şeyi kazanmak isteyen bir karakter dün de gol attı Baka galiba Yunanistan milli takım kaptanı Masoros'la ilgili geçen sene talep ettik devrası konuştuk ama rakamlar çok yüksek çıkınca vazgeçtik geçen sene devrası Olympiakos'tan istediğim bir oyuncuydu şu an var bir şey hocam gelişme yani şu anda yok Şu anda hiçbir gelişme onunla ilgili yok. Eğer o rakamlar zaten devrası söylenen rakamların yarısı dahi olsa olmaz yani. Yani mevcut ekonomik şartlar. Olmaz doğru. Çünkü evet. Yani bir de ekonomik şartlar şuna gitti yani ben taraftar filan tabii ki istiyor, oyuncu istiyor. Yani kulüplerin yayın geliri TL bazında düştü. Oyuncularla anlaştığım paraların euro üzerinden euronun artışı var. Şimdi arada şöyle açılıyor.
Şimdi bunun için de kulüplerin hakikaten hani hayal satmamak ve gerçeklerin üzerine gitmek. Eğer hayal satacaksak kulüpleri borçlandırıp kendi egolarımızı tatmış etmiş oluruz. Bayağı bütün yöneticiler, başkanlar, teknik adamlar için bunu söylüyorum. Onun için o süreci çok sağlıklı biçimde devam etmek ve bakmak lazım. Tabii hocam isimleri zikrettiniz. Transferlerin yanında kadro derinliğiniz de aslında çok iyiydi. Yani oyuncu kaliteniz de çok iyiydi. İki isim söylediniz ama sakatlıkları nedeniyle sezonun büyük bölümünde, daha doğrusu bir bölümünde oynayamadılar. Edgar ve Gervinho. Sağlık durumlarına bakacağız demiştiniz. Nedir son durum? Sağlık konu. O şimdi çalışmalar, sağ çalışmaları ve kendi...